İyi günler kıymetli dinleyenlerimiz. Bir Tefekkür Ufku programına daha hoş geldiniz. Bendeniz Hidayet Erdoğan. Saygıdeğer hocam Ebubekir Sifin'le Tefekkür Ufku programında güncel konuları ele alıyoruz. Ve güncel konularda, güncel İslami konularda özellikle akaide dair ve usule dair, ehl-i sünnet akaidine dair, usule dair, modernizme dair güncel konularda Tefekkür Ufku programı yapıyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Safa teşekkür geldiniz. Ederim. Allah razı olsun. Hocam bu cemaat konularını ele alıyorduk. Evet. Geçtiğimiz haftada bir miktar değinmiştik. Siz işte cemaatlerin cumhuriyetle birlikte cemaat kavramının özellikle daha çok kullanılmaya başladığını, sosyolojik anlamda ama cemaatin İslam'ın bir bidayetinden beri olduğunu, dinin cemaatle yaşandığı üzerine vurgular yapmıştınız. Evet. Ve orada hocam cemaat liderinin denetlenebilir olması, yani ehl-i sünnet akaidine göre liderin denetlenebilir olması diye bir başlık atmıştınız. O evet. Onu önümüzdeki günlerde konuşalım demiştik. Evet. Bu konuda hocam cemaat lideri nelere bağlı olması, liderde aranan özellikler veya lider nasıl olunur veya işte bu cemaatin liderinin gündelik hayatı veya emirlerinin sorgulanıp sorgulanmaması, nereye kadar nasıl sorgulanacak, bu konular üzerinde biraz evet, duralım diye düşünüyoruz bu hafta. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillah. Şimdi geçen programda da bahsetmiştik Türkiye'deki cemaat yapılarının sosyolojik geçmişi. Cumhuriyetin bir kısım dayatmacı uygulamaları, İslam'ı baskı altına alan, Müslümanları baskı altına almaya yönelik politikaları dolayısıyla refleksif olarak gelişmiş şeyler olduğunu, daha sonraki yıllarda da bu yapıların devam ettirildiğini ve bugüne kadar böyle gelindiğini söylemiştik. Dolayısıyla yani İslam'ın kaynaklarımızın onayladığı, tasdik ettiği, tasvip ettiği bir cemaat yapısı nasıl olmalıdır? Özetle şunları söyleyebiliriz. Evet, her cemaat teşkil etmiş her yapının başında bir imam olmalıdır. Evet. İmam derken cemaatin lideri, taşıyıcı unsuru, sorumluluğunu taşıyan kişiyi kastediyoruz. Yani çok başlılık olmaz. Yani imam bir imam olmalıdır. Yani kendisine itaat edilen, ittiba edilen, iktida edilen bir lider olmalıdır. Ama bu lider la yus'el ve la yuhti olmamalıdır. Böyle algılanmamalıdır. Geçen programda da söylemiştik. Peygamberler dışında ismet sıfatına sahip kimse yoktur. İsmet sıfatı da esasen hatasızlık, hata yapmazlık değildir. Bunu ifade etmez. Günahlarının bağışlanmış olması demektir. Ve hatada devam etmesinin mümkün olmaması demektir. Peygamber hata yaparsa vahiy onu hemen düzeltir. Yani potansiyel hataya müdahale ediliyor. Yani bir evet, şekilde evet, müdahale edilebilir evet, durumda yani. Kontrol altında diyebilir miyiz evet, hocam? Evet, denetim. Yani vahyin denetimi altında yani. Evet. Onlar dışında hiç kimse bu imkana sahip değildir. Bu özelliğe sahip değildir. Sahabe-i kiram başta olmak üzere bütün nesiller, bütün insanlar, peygamberler dışındaki herkes hataya maruzdur, hata yapabilir. Potansiyel olarak böyle bir şeyi önceden kabul ve ona göre hareket etmemiz lazım. Peki cemaatin başında bir kişi bulunacak. O kişi hata yaparsa ne olacak? O kişinin yaptığı bir işin hata olup olmadığını nasıl tespit edeceğiz? Buna kim karar verecek? Yapısal arızadan bahsetmiştik geçen hafta. İşte yapısal boşluk burada ortaya çıkıyor. Neden? Cemaati oluşturan kişi bir karizmatik lider oluyor. Onun karizmasına, onun etrafında kümelenmiş bulunan insanlar karizmasına itiraz etmiyorlar. Belki o karizma onları çekip oraya birleştiriyor, kümelendiriyor. Evet. Dolayısıyla o karizma kendiliğinden mutlak bir otorite olarak kabul ediliyor ve öyle devam ediyor. İşin aslı ne olmalıdır? Bir kişinin karizması olabilir. Cemaat yapılarında, sosyolojik yapılarda karizmalar çekicidir, cazibesi vardır, insanları etrafına toplar. Tabii bir şeydir bu. Burada yapılması gereken o çekim merkezinin etrafında onu denetleyecek bir istişari mekanizmanın bulunmasıdır. Bu en geniş ölçekte, ümmet ölçeğinde
kitaplarımızda ehli hal vel akt olarak ifade edilir. Bir halife vardır ümmetin başında. O halife mutlak otorite değildir. Onu oraya çıkaran ve indiren, bu yetkiye sahip olan bir ehli hal vel akt vardır. Yani ümmeti Muhammed'i de bir cemaat gibi algılıyoruz. Elbette tabii. Ümmet, en büyük cemaatin en büyük ki, hali ümmeti Muhammed'in elbette. Başında bir imamı, halifesi var. Evet hocam. Evet. En geniş ölçekte cemaat odur. Ve onun formatı bellidir. Başta bir halife vardır, bir lider vardır. Onda aranması gereken, daha doğrusu bulunması gereken özellikler vardır. Bunlar olur olmaz. Eftal meftul meselesi, oraya girmeyelim. Ama o mutlak otorite değildir. Hazreti Ebu Bekir de değildir, Hazreti Ömer de değildir, diğer hulefa da değildir, Osmanlı uleması da değildir. Onların etrafında onları denetleyen, onları şer-i şerife göre denetleyen, yeri geldiğinde itiraz eden, yeri geldiğinde emri maruf nehi münker yapan bir ulema heyeti bulunmalıdır. Buradaki demek ki hocam anahtar kelime şer-i şerife göre. Evet. Yani bizim kayıtlı olacağımız, kaydın hesap vereceğimiz nokta şer-i şerifin şer-i kayıtları. Yani evet. Onun bizi bağlayıcı olan taraf evet. Şer-i şerif yani. Evet hocam. Bunu da hani kime göre şer-i şerif gibi bir sübjektiviteye kurban etmemek için diyoruz ki bunu anlayan ve uygulayan bir heyet bulunmalıdır. Bir istişari heyet, bir şura heyeti bulunmalıdır. Ve o lider de o şura heyetine tabi olmalıdır. Evet. O şura heyeti dini bilen, akideyi bilen, geçmiş tecrübeyi bilen, bugünü bilen insanlardan oluşmalıdır. Ve o insanlar o lideri denetlemelidir, ona ufuk açmalıdır, ona istişari mahiyetli bilgiler vermelidir, onu tahkim etmelidir. Ama aynı zamanda yanlış bir karar verdiğinde de sorumluluğu gereği onu ikaz etmelidir, o karardan döndürmelidir. Şimdi cemaat yapılarında genellikle ülkemizde bu olmuyor. Neden olmuyor? Evvela az önce söz ettik, liderin karizması var. O lider o karizma ile o cemaati oluşturmuştur. Büyük ölçüde böyle oluşmuştur. Dolayısıyla bir itaat ve ittibadan ibaret bir yapı oluşmuş. Liderle aşağıdaki tabakalar arasında. Evet. Bunu lider de istemez çoğu zaman. Yani niye istemez? Çünkü layus eldir, kararları mutlak olarak o verir, yetkiyi kimseyle paylaşmak istemez. Nasıl istiyorsa öyle yapmak ister. İnsandır çünkü. Tabii. Bir süre sonra, bir noktadan sonra küresel dünyada bu lideri birileri alır, manipüle eder, bir tarafa doğru kullanmaya başlar. O liderin karizmatik kişiliği peşinden sürüklemekte olduğu cemaati de o yola angaje eder, götürür ve bu hala hizmet adına, İslam adına yapıla gelen bir şey olarak algılanır. 15 Temmuz'da bunu çok net gördük FETÖ yapısında. Bu türlü arızalara meydan vermemenin tek yolu budur. Her cemaat yapısı, başta lider olmak üzere, her cemaat yapısı kendisini, politikalarını, cemaatini, kararlarını denetleyecek şer-i şerif ölçülerinde karar verecek bir mekanizmayı kurmak zorundadır. Kendisi kurmalıdır yani. Evet. Bizde buna dediğim gibi niye itaat edilmiyor? O mutlak otoriteyi kimse elinden bırakmak istemiyor. Genellikle tabii istisnalarını hep paranteze alarak söylüyoruz. Bu söylediğimizin istisnaları vardır. Şu halde lider merkezli, kişi merkezli olmaktan çıkartıp bu yapıları müesseseleşmiş ilkelerini kurmuş, müessese merkezli, ilke merkezli giden yapılara dönüştürmek lazım. Evet. Şu halde her cemaat mutlak surette gerektiğinde liderin kararlarını dahi şer-i şerif ölçülerine vurabilecek kıvamda, cesarette, takvada, sorumluluk duygusunda ulema heyeti yetiştirmelidir. Evet. Bunun tek yolu budur Hidayet Bey. Yani şer-i şerifi bilen. Şer-i şerifi bilen. Evet. Geçmiş ümmetin geçmiş asırlardaki tecrübelerini bilen, bugünün dünyasını bilen bir heyet, bir kadro yetiştirmek zorundadır. Bu her liderin, her cemaat yapısının boynunun borcudur. Bu şu demek değildir. Cemaat yapıları birbirinden farklı hareket etmeyebilir. Çünkü şer-i şerifin ne olduğu, kararı, hükmü bellidir. Bu demek değil. Her cemaat yapısının kendine göre bir hizmet kulvarı olur. O kulvarda devam eder, gider. Bu hizmet çeşitliliğiyle mani bir şey değildir. Ama temelde gördüğümüz arıza, Türkiye'yi bugünlere taşıyan arıza, bu söylediğimiz noktadan çıkıyor. Şu ana dek gene istisnalarını dışarıda tutarak söyleyelim. Ülkemizdeki cemaat yapılarında bu dediğimiz şeyi kurmaya dönük bir irade
göremiyoruz. Evet. Bu biraz da tecrübe işidir. Yani bu söylediğim şey, işte dini şerifi bilen, ümmetin geçmiş tecrübesini bilen, bugünün dünyasını bilen insan yetiştirme işi bugünden yarına olabilecek bir şey değil. Evet. Ya bu çok orta ve uzun vadeli planlamalar isteyen bir şeydir. Bir kere bir medrese formasyonu görmüş olacak bu insanlar. Artı modern eğitim sistemini tanıyor olacak. Modern dünyayı tanıyor olacak. Bu dünyanın dili. Yaşadığımız dünyayı. Evet. Tabii. Hocam. Bu dünyanın dilini, sistemlerini, argümanlarını biliyor olacak. Ve buna göre de karar verme ve emri maruf yapma dirayetine sahip olacak. Evet hocam. Mutlak anlamda bir itaat olgusu ile yetişmiş insanlar arasında bu ruh kıvamındaki bir yapıyı tutturmak çok kolay değil. Evet. Dikkat edin, cemaat yapılarından bahsediyoruz. Burada kastettiğimiz şey tarikat, tasavvuf uygulamaları, tecrübeleri değil. Evet. Cemaat yapılar. Çünkü tarikatın ilkeleri belli, pratiği belli, nasıl yürüyeceği belli. Yani cemaat yapılarına da ihtiyaç var ama hiç şüphesiz kontrol edilebilir bir cemaat yapısı içinde, evet, olmak. Evet. Evet, kıymetli dinleyenlerimiz, Tefekkür Ufku programı devam ediyor. Kıymetli hocam Ebu Bekir Sifili'nin görüşlerini bu konuda almaya devam ediyoruz. Hocam şimdi mesela Selefi Salih'in döneminde de yani bu her ne kadar tarikat, yani Hasan Basri Hazretleri, efendim Cüneyt Bağdadi, yani bunlar tabii zahitlerden olsalar da bir cemaat ve çevresinde bir cemaatle birlikte bulunmuşlar. Evet. Onlar nasıl denetlenmişler hocam? Yani mesela kendilerini mi denetime açmışlar? Yani ulema ile irtibat mı kurmuşlar veya etrafında ulema mı yetiştirmişler? Mesela geçmişte, evet, biz yani dün oluşmadı İslam. Elhamdülillah yani 1400 yıldan beri devam eden, hala da insanların öğrendiği zaman yöneldiği, yani şu anda hep dünya insanlık bir buhran içerisinde ve doğru din anlayışına doğru yöneliş var. Evet. Doğrusu bu cemaat yapılarının olumsuz örneklemeleri de bu din anlayışına, yönelişine bir ket vurma gibi algılamak, evet, lazım. Yani evet, İslamofobi çıkartıyorlar. Elbet. Yani gerçeğe elbet ulaşması için insanların sanki böyle bir engel gibi görülüyor. Evet. Yani biz bunun hani önünü açmak gerekiyor. Doğrusu neyse anlatmak, şüphesiz, bulmak gerekiyor. Ki, geçmişte Hasan Basri Hazretleri döneminde, Cüneyt Bağdadi ve ilk dönem Selefi Salih'inde, çünkü bizim Selefi Salih'in örneklemelerimiz önemli. Onlar nasıl hocam kendilerini denetlemişler mesela, öyle bir. Bu adını andığımız insanlar, bu Selefi Salih'in şer-i şerifi bir kere çok iyi bilen insanlar. Evet. Yani sıradan insanlar değil, o şer-i şerifi, Kur'an'ı, sünneti öğreten mekanizmalardan yetişmiş insanlar. Yani kendi kendini yetiştirmiş insanlar değil onlar. Hmm. O müesses yapı içinde yetişmiş insanlar. Bir de bunun üzerine onların zühdünü, takvasını, istignasını eklediğimizde şöyle bir yapı çıkıyor ortaya. Günümüzde, hatta günümüz cemaat yapıları için kurucuları, kurucu unsurları bakımından da bunu söyleyebiliriz. Onlar bir cemaat kurmak için yapmamış bunu. Evet. Yani geçen program adını andığımız için bir sakınca görmüyorum. Evet. Süleyman Efendi rahimehullah. Süleyman İlmi Tunağan Hoca Efendi. O bir cemaatim olsun diye bu hizmeti yapmamış. Kur'an unutulacak. Nesiller Kur'ansız, Kur'an'ın nurundan mahrum yetişecek. Buna nasıl engel olabilirim kendi çabam, kendi gücüm, kudretim ölçüsünde diye düşünmüş. Ve bir tarzı hareket tespit etmiş. Orada yürümüş gitmiş. Bir cemaatim olsun diye yapmamış bunu. Kur'an'a hizmet olsun diye yapmış. Yani Kur'an okunmasına hizmet merkezli. Evet, Kur'an bir İslam'ın yaşama biçimi. Evet, evet, evet. Yani, evet. Arkasından gidenler bunun bu hizmetini almışlar. O formatı aynen devam ettirmiş, gitmişler. Bir cemaat olmuş yani. Ama Hasan-ı Basri ve diğer selef zahitleri, abidleri bir cemaatim olsun diye çıkmamışlar ortaya. Belki burada şunu söyleyebiliriz. İlmi müesseselerde, bilhassa ilmi müesseselerde bu denetime açık yapı, kendini denetleten hatta, kendini denetleten yapı çok net görünüyor. Mesela çok malum meşhur bir hadisedir. Bir gün bir mecliste birisi İmam Ebu Hanife Hazretleri'nin bir meselede hata ettiğini söylüyor. Evet hocam. Oradan başka birisi diyor ki Ebu Hanife nasıl hata eder? Onun yanında ibadeti ve zühdüyle Davud-u Ta'i gibi insanlar var.
hadis ve eser, rivayet kültürüyle Muhammed bin Hasan gibileri var. Kıyasta vesairede Ebu Yusuf var, Züfer var. Ve şu konuda, şu bu konuda bu insanlar varken ki İmam Ebu Hanife'nin ilim meclisinde 40 tane yetişmiş müçtehit vardı. Evet hocam. Diyor ki bu insanlar Ebu Hanife'nin çevresindeyken Ebu Hanife'ye hata yaptırırlar mı? Bu çok kolay bir şey değil. Ebu Hanife şu konuda hata yaptı demek. Hata yaptığını ispat etmek çok kolay değil. Bu insanlar izin vermez onun hata yapmasına diyor. Ha, bu gene mutlak böyle midir? Elbette İmam Ebu Hanife de insandır ve hata yapmıştır. Ondan sonra gelen ulema onun hatalı buldukları görüşlerinde başta talebeleri olmak üzere ona muhalefet etmişler. Evet. Bunlar fıkıh tarihinde, usulde, füruda bilinen şeyler. Dolayısıyla o kendini denetime açma refleksi ve sorumluluğu çok mühimdir. Onu mutlaka göz önünde tutmak lazım. Bunu kendi fıkıh mektebini, mezhebini kurmuş her yapıda görmek mümkündür. Yani dışarıya açık bir... Denetime açık, dışarıya açık. Tenkide açık. Tenkide açık. Hatta kendisi çoğu zaman bilmediği konularda bilmediğini söylemekten imtina etmiyor, geri durmuyor. Evet. İmam Ebu Hanife Hazretleri'nin daha evvel de zannediyorum bahsetmiştik. Hükme bağladığı meseleler 60 binden milyonlara kadar çıkarılmış. Farklı itibarlara, sayımlara göre. Bu kadar çok meseleyi hükme bağlamış bir insan olarak İmam Ebu Hanife'nin bile ben bu meselede tevakkuf ediyorum, bu meselenin hükmünü bilmiyorum dediği meseleler var. Bilmiyorum diyor. Şimdi cemaat yapılarına bakıyorsunuz Hidayet Bey. Gene istisnalarını paranteze alarak söylüyorum. Bu insanların bilmediği şey yok. Her şeyi biliyorlar. Yani hem dünyevi konularda da teknik, her şeyi biliyorlar. Nasıl yapıyorlar bunu bilmiyorum. Hiç hata yapmıyorlar. Hiç cahili oldukları bir mesele yok. Her şeyi biliyorlar. Her kararları doğru, her sözleri hikmet. Böyle algılanıyor. Yani düşünün. İmam Malik'e birisi geliyor. Uzak bir beldeden. Medine'ye geliyor. İmam Malik'e soru soracak. Fıkhi meselesi var. Daha doğrusu geldiği memlekette hemşerileri bu sorularla karşılaşmışlar, çözememişler. Bu adamın yol azığını, harçlığını vermiş, onu kendileri adına Medine'ye göndermişler. Git bizim adımıza hicret yurdu imamı Malik'e bu meseleleri sor. Aldığın cevapları bize getir, ona göre amel edelim diye. Görevlendirmişler. Bir adamı görevlendirmişler. Çok parasını vermişler. Evet, evet. Evet hocam. Ümmetteki hassasiyete bakın. Evet. Gelmiş adam Medine'ye, sormuş soruşturmuş, İmam Malik'in meclisini bulmuş, gitmiş oturmuş, ders halkası var. Dersten sonra yanına yaklaşmış İmam Malik'in, demiş ki ey imam, kendini tanıtmış, selam vermiş. Ey imam demiş, ben falan yerden geliyorum, hemşerilerimin size selamı var, sorularımız var size. Evet. İmam Malik demiş ki bu gece dinlen, yarın gel. O gece dinlenmiş adam, ertesi gün gitmiş, tekrar buluşmuşlar, sor demiş. Yanlış hatırlamıyorsam 20 küsür soru sormuş adam. Bunların sadece 4 veya 5 tanesine cevap vermiş. Öbürlerine kimine la havle ve la kuvvete illa billah demiş. Kimine inna lillah ve inna ileyhi raciun demiş cevap olarak. Adam demiş ki ne yaptın ey imam? Ben sana bu kadar soru sordum, 4-5'ine cevap verdin, öbürlerine havkale çektin. Bu nasıl olacak? Nedir ben döndüğümde ne diyeyim hemşerilerime? Çok basit de ki Malik bu meselelerin altından kalkamadı. Aynen böyle söyle diyor. Malik bu meseleleri beceremedi, çözemedi, altından kalkamadı de. Ne kadar evet, zor ama güzel bir düşün, şey. Hicret yurdu imamı, Maliki mezhebinin imamı. Dünya çapında. Medine de tavattun etmiş, yerleşmiş fakih sahabilerin ilminin varisi İmam Malik bin Enes adama diyor ki de ki Malik bu işin altından kalkamadı. Kıymetli dinleyenlerimiz, Tefekkür Ufku programı devam ediyor. Kıymetli hocam Ebu Bekir Sefil'le bendeniz Hidayet Erdoğan, Tefekkür Ufku programında ufka doğru bir yolculuk yapıyoruz. Cemaat konusunu ele aldık. Cemaat liderlerinin, imamlarının denetlenebilir olması ehl-i sünnet ve cemaat anlayışının temel ilkelerinden biridir konusu vardı ve hiçbir imam, önder, la yüsel olamaz. Hatta peygamberlerin ismet sıfatı dahi onların günahsızlığını değil daha çok denetlenebilir olduğunu gösterir. Günahsızdır ama hata zelle yapabilirler
diye söylendi. Hocam ikinci bölümde niçin bu kadar çok soru sorma ihtiyacı duyuyoruz? Yani çok basit konularda bile, yani geçmişte de böyle miydi acaba? Yani çok basit şer-i şerifin basit konularında bile çok soru soruyoruz. Dünyevi konularda da öyle. Yani gençlerimize ile konuştuğumuz zaman hangi bölüme gidecekleri, nasıl yapacakları veya bölüm içinde neler yapacakları, gündelik hayatla ilgili ciddi sorular soruyorlar. Ve buna karşılık da cevap veren insanların çabucak kendilerine göre kısa yoldan çözüm endeksi cevaplar verdiklerini görüyoruz. Alalen bu cemaat yapılarının oluşmasında da bunun etkisi olsa gerek hocam. Bu nasıl bir şey yani? Niçin böyle çok soru soruyoruz? Yani bu önemli bir nokta olsa gerek yani. Evet. Yani insan düşünen bir varlık, araştıran bir varlık. Cenab-ı Hak insana böyle bir fıtrat vermiş. İnsan düşünüyor, sorguluyor, merak ediyor, araştırıyor. Aslında bizatihi bunda bir sakınca yok. Sakınca insanın üstüne vazife olmayan şeylere dalması. Sakınca burada. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu İslam'ın ana temel kaidelerinden birisidir diye ifade edilen bir hadiste min husni İslamil mer'i terkuhu ma la yanihi buyurmuş. Evet hocam. Kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir. Kendisini ilgilendirmeyen ya da bu ma la yanihi kısmına şöyle anlam da verilebilir. Altından kalkamayacağı işlere girmesi. Kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir. Kendisini ilgilendirmeyen ya da altından kalkamayacağı işleri terk etmesi, bunlara girmemesi. Evet. Müslümanlığın güzelliğindendir. Maide suresinde de Cenab-ı Hak ya eyyühellezine amenü la tes'elu an eşyâe in tubdelekum tesu'kum. Ey iman edenler, açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Bunları sormayı bırakın buyuruyor Cenab-ı Hak. İşte bu da, bu ayetteki vurgu da Allah-u Alem böyle. Yani sizin vazifeniz değil, bilmekle mükellef değilsiniz, sorumlu değilsiniz. Böyle olduğu halde bir kısım şeyleri sorup duruyorsunuz, açıklandığı zaman hoşunuza gitmez. Şöyle hocam, şöyle bir, yani usul bilgisi alan bir insan mı? Şöyle bir soru sorsak yani. Usul bilgisi alan bir insanın sorusuyla, usul bilgisi almayan bir insanın sorusu. Mesele işte. Yani bu noktada hani nasıl ve neyi soracağımızı bilmek demek. Evet. Temel konular. Evet. En temel, basit, herkesin bilmesi zaruri olan şeyler. Yani bunların böyle bir eksiklikten de kaynaklandığını düşünüyorum hocam. Hani bu işin ciddi manada bir eğitim de, yani öyle bir eğitim ki lüzumsuz soru sorduruyor. Öyle bir eğitim ki faydalı soru sorduruyor. Yani oradaki soru sorma usulü, üslubu ya da usul okumak, yani usulle ilgili. Yani bu noktalar üzerinde biraz. Elbette. Akaid, usul. Evet hocam. Şimdi biz Hanefiyiz mezhep olarak. Evet hocam. Hanefi mezhebinin ders takrir usulü İmam Ebu Hanife Hazretleri'nde, onun kurduğu sistemde, akademide farazi meselelerin tartışılması üzerine kurulu. Evet hocam. Yani ortada bir problem var, bir mesele var, onu çözüyorlar. Sonra o mesele öyle olmasaydı da başka türlü olsaydı cevabı nasıl olurdu diye teorik olarak, farazi olarak bir sorun atıyorlar ortaya ve onu tartışıyorlar. Buna farazi fıkıh diyoruz. Yahut da bu tür tefakkuh faaliyeti yapanlara tarihte eraytiyun demişler. Yani şöyle olsaydı nasıl olurdu, görüşün nedir diyenler. Evet, eraytiyun. Eraytiyun, görüşün nedirciler yani. Şöyle olsaydı nasıl olurdu, böyle olsaydı nasıl olurdu diyenler. Dolayısıyla ilmi müzakere, ilmi tedris, ilmi talim ortamlarında bunun hiçbir sakıncası yok. Hatta kişiyi geliştiren bir özelliği var. Bu sebeple Hanefi fıkhının diğer fıkıhlara bir rüçhaniyeti var, bir üstünlüğü var. Olmamış meseleleri hükme bağladıkları için o meseleler daha sonra ortaya çıktığında hazır. Sistemde hazır cevapları bulabiliyoruz. Bu çok mühim bir şey. Ama bu dediğiniz gibi ilim adamlarının yapması gereken bir şey. Halk tabakası, öğrenme seviyesinde olan insanlar ne yapacaklar? Sadece kendilerini ilgilendiren, hafızalarının kapasitelerinin alabileceği kadar, bulundukları basamak aşama neyse
onunla sınırlı bilgiler öğrenecekler. Yani faydalı ilim mi diyoruz? Ha, onu hazmedebilecek yani. Aldığı zaman o bilgiyi hazmedebilecek. Hazmedemeyeceği bir lokmayı mideye atarsanız mide fesadı olur, evet. Hasta olursunuz. Bu bilgide de böyledir. Bir ara bir yazımda ben buna entelektüel obezite demiştim. Evet, entelektüel obezite. Obezite. Yani insanlar zihnen, dirayet olarak kavrayamayacakları bilgilerin peşine düşüyorlar. Burada yalan yanlış her türlü bilgi de mevcut ortalıkta. Bu bilgileri aldıkça belki malumat torbaları şişiyor, kabarıyor. Ama bu onlara zarar veriyor. Kendi meselelerine yine cevap bulamıyorlar. Bulamıyorlar. Bu biz yani ilim niye öğrenilir? Amel için öğrenilir. Amel etmeyeceğimiz bir ilmi öğrenmeyelim. Bu yüktür çünkü kişiye. Öğrenmesi gerekenler öğrensin. Onların mükellefiyeti de odur. Ama öğrenmesi gerekmeyen insanlar bu tarz şeylerin arkasına düşmesin. Dolayısıyla o sözünü ettiğimiz cemaat yapısının başındaki kişi ve onun kurması gereken istişari organ bu meseleleri bilmelidir, konuşmalıdır, müzakere etmelidir. Onların vazifesi budur. Hatta biliyorsunuz Osmanlı'da huzur dersleri olurmuş. Evet hocam. Dönemin meşhur alimleri belli periyotlarla padişahın huzurunda belli konuları çok iyi hazırlanarak anlatırmış, o sunum yaparmış. Karşıda da bir muhatabı olurmuş onun. O muhatap onun yaptığı sunumu tenkit edermiş. Bu karşılıklı münakaşalar, münazaralar padişahın da ufkunu açarmış. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bu dönemde yaptığı söyleniyor. Evet hocam. Burada tabii son derece bilinçli ve isabetli tercihler yapmak lazım. Yani padişah huzurunda konuyu, meseleyi tartışan kişiyi iyi seçmezse yahut onun muhatabını iyi seçmezse, evet, o kişiyi yanlış bir yere de götürebilir. Buna dikkat etmek lazım. Dolayısıyla bu müzakereler onlar için olsun, olmalıdır, ufuk açar. Ama şimdi bakıyorsunuz, sokaktaki insan, televizyon seyircisi, internet kullanıcısı veya ne bileyim sosyal medya takipçileri her şeyi konuşuyorlar. Her şeyi böyle gündemlerine alıyorlar ve çok ibretli kalıp bir kısım şeylerle ya kabul ediyorlar ya reddediyorlar. Kalıp düşünceler. O düşünceler sadece oluşturulmuş şeyler, bir kısım enformasyon merkezleri tarafından oluşturulmuş şeyler. O kalıplar bizim bilinçaltımızda bize zihniyetimizi oluşturarak yön veriyor. Farkında olmuyoruz biz. Evet hocam. Dün akşam bir internet dersimiz vardı Huzem'de. Evet hocam. Hüdayi Uzaktan Eğitim, evet, Merkezi, evet hocam. Orada akaid dersi yapıyoruz. Orada aklıma bir örnek geldi tam bu bağlamda. Burada da zikredeyim. Belki daha belki derslerimizde konuşmuştuk, bilmiyorum. Çok meşhur bir meal yazarı ve cemaat lideri diyelim artık, maalesef öyle. Çok satan bir meal yazdı bundan birkaç sene evvel. Bakara suresinin ilk ayetlerinde Yahudilere hitaben Cenab-ı Hak "Vesta'inu bis sabri ve salah" buyuruyor. Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Bu şahıs yazdığı mealde bu ayeti şöyle meallendirmiş: direnerek ve dik durarak Allah'tan yardım isteyin. Şimdi bir direnme şeyi var. Hani direngezi falan diyoruz. Bir, evet, direnme kavramının bir aktüel popüler değeri var. Dik durmak da öyle. Çok hani cazip dur, yani. Tabii. Popüler bir söylem bu ve cezbediyor kitleleri. Siz bu popüler dili kullanarak iki temel kavramı, İslam'ın iki temel kavramını bombardıman ediyorsunuz. Biri sabır, biri namaz. Yani direnmeyi sabır olarak mı? Direnmek sabır, dik durmak salat. Allah Allah. Bunu da öyle bir trajikomik yorumlarla yapıyor ki bu kavramlara, sabır ve salat kavramlarından direnme ve dik durmaya öyle trajikomik yorumlarla geliyor ki saçınızı başınızı yolarsınız. O hocam, ayrı bunun etrafında kısım. Mesela bunu dinleyen insanlar var. Evet. Aklı başında bildiğimiz, yani okumuş, okuma seviyeleri yüksek.
Şimdi tam oradaki hocam benim sormak istediğim soru bu. Yani o insanlar demiyorlar mı? Niye böyle bunu böyle çeviriyorsunuz? İşte o dediğimiz yapı oluşmadığı için öyle. Onlar şu moddalar, şu ruh halindeler. Hoca böyle dediğine göre o onu derinden derine düşünmüştür. Ona günlerini vermiştir, araştırmıştır filan da öyle söylemiştir. Bu sonuca yani, öyle ulaşmıştır. İnci yumurtlayan bir şey var. İnci toplamaya geliyor. Yani sanki öyle bir öyle bir şey var yani. Çünkü kendisi de bunu söylerken mealinin ön sözünde diyor ki öyle ayet-i kerimeler geldi ki ben geceler boyu kıvrandım. Ya Rabbi bu ayetten muradın nedir? Bana bunu açıkla diye geceler boyu kıvrandım diyor. Ve diyor şu bir gerçektir ki Kur'an kendisine yanlış anlam verilmesini kabul etmez. Ayetlere yanlış anlam verildiğinde Kur'an bunu reddeder, dışarı atar. Böyle dediği zaman da o verdiği anlama otomatik bir meşruiyet hatta mutlakiyet kazandırmış oluyor. Yani diyor ki ben bu anlamı verdim, Kur'an kabul etti, dışarı atmadı. Dolayısıyla bu anlam doğrudur. Şimdi böyle zihin oyunları, ucuz söz cambazlıkları vesaireyle popülariteyle bir meal yazıyorsunuz. Düşünün. Hayatın en ciddi işidir, en teknik işidir, en tehlikeli, kritik, riskli işidir. Kur'an'a anlam vermek, ayetlere meal vermek. Siz bunu popüler bir dille yapıyorsunuz. Ve kitle buna kapılıyor, çarpılıyor. İşte diyorum, ayet bu yani. Bugünün dünyasına inmiş gibi ayete canlı bir anlam verdi Hoca Efendi. Ayet bugünün dünyasında yeni bir çağrışımla, yeni bir anlam haritasıyla çıktı önümüze. İşte Kur'an'ın ilahi kelam oluş vasfı, evrensel oluş vasfı budur. Her çağa hitap etmelidir Kur'an. Geçmiş dönemlerde birileri buna sabır ve namaz demiş olabilir. Ama bugün direnmek ve dik durmak dediğinizde esas maksat hasıl oluyor. Bugünün dili, bugünün idrakı bunu gerektiriyor. Böyle bir zihni şey var. Savrulmuşluk var. Tam hocam tam burada demek ki yani Resulullah Efendimizin bir hadis-i şerifi var ya, Cenab-ı Hak ilmi çekip almak suretiyle almaz. İnsanlar cahilleri reis ittihaz ederler din konusunda. Evet. O şekilde o nasıl hocam, o hadise bir şey yapabilir misiniz? İnnallâhe lâ yakbidul ilme intiza'an yentezi'uhu diye başlıyor. Allah ilmi insanların kalbinden söküp almaz. Velakin bi kabdil ulema, alimleri kabzeder, alimler ölür. Ondan sonra geriye cahiller kalır. İnsanlar da cahilleri reis edinir, lider edinir, hoca edinir. Onlara fetva sorar. Onlar da hem kendileri sapar hem soranları saptırır. Demek ki cahilleri reis edinmek bir boşluk boşaltıyor insanı. Alim kalmıyor. İlim kalmıyor. Evet. Dolayısıyla lüzumsuz sorular soruluyor ve çabuk çabuk cevaplar veriliyor. Yani cahil popüler olmak cevaplar veriliyor. Cehaletin en önemli özelliği cesaret olsa gerek. Evet. Değil mi? Cahil cesur olur derler evet, ya. Yani evet. Cesurca yani az önce verdiğiniz örnek, birinci bölümde verdiğiniz örnekte İmam Malik Hazretleri 20 küsür sorudan 4 tanesine cevap veriyor. Ve diyor ki ya imam ne yaptın, ben nasıl gideceğim yani, bir dünya masraf etti insanlar beni buraya gönderdiler. Hepsine cevap bul gel tabii o günün şartlarında. Tabii. O da de ki diyor işte İmam Malik Hazretleri efendim beceremedi imam. Evet. Yani, hakikaten yani burada önemli. Yani bir çabuk cevap vermekle ilgili de hocam. Mesela geçen iki tane konu oldu. Bir tanesi feraizle ilgili. Birisi dedi ki işte feraiz bir mal taksimi soruldu fıkıhla ilgili. İyi kötü yani bir iyi kötü değil, ilgimiz var. Buradan da ilan etmek istiyorum. Hakikaten feraiz.net diye güzel bir program var. Rifat Oral Hoca var bu şeyden. Evet. Haseki, Konya Haseki diyelim hani Selçuk Eğitim Merkezi. Evet. Onlar hazırlamışlar. Çok güzel. Tam çok güzel hazırlamışlar ama hocam. Hakikaten istediğiniz şekilde paylaşın. Gel dedim bakalım. Evet. İnternetten indirdik programı beraber. Sonra adım adım paylaştırdık filan. Çok güzel. Sonuca baktı tabii hoşuna gitmedi. Yani orada kızlar var, onların yanında Asebe de orada. Hocam bu ne deliliniz de filan dedi. Yani bu usul böyle. Yani peki hala Kur'an'da nerede geçiyor filan? Şimdi öyle bir şey var ki insanımız daraldığı anda hadisi efendim uygulamayı, usulü, fıkhı atlıyor hepsini. Doğrudan belki doğrudan Kur'an'a
Dedim ya bu Kur'an'da anlaşılan... Yerini gösterseniz bile dur bakalım hadi, bunu böyle anlamak doğru Kur'an-ı mu diyecek? Aldım Kur'an-ı Kerim hocam okuduk. Hadi okuyalım dedim şimdi. Nisa evet. suresini açtık ilgili ayetleri. Evet. Okuduk. Ya bir şey anlaşılmıyor falan. Herhalde yok böyle bir şey dedi. Üzüldüm yani mesela bu önemli bir nokta. Hani tabii. bu tip şeylerde diyelim ki onun gönlüne göre cevap verecek bir hoca bulsa ona bağlanacak. Yani mesela adam, o zaten. Mesela yine o. Başka bir soru daha geldi. Mesela birisi... Mehdilikle ilgili bir son zamanlarda tartışma olmuş. Kuramer'de falan öyle bir şey. Evet. Hocam işte Mehdilik konusu açıldı. Mehdi inancı, Mesih inancı. Bunlarla ilgili de belki önümüzdeki dönemlerde girebiliriz. İyi olur. Aktüelitesi girelim. Var. Aktüel bir evet, konu. Evet. Hocam Kur'an'da ayet var mı falan dedi. Özellikle burada da anmakta yarar görüyorum. Muhammed Ali, Mehmet Ali Büyükkara hocamız. Evet. Güzel bir şeye dikkat çekmiş orada. 16. madde var. 17. madde. 17. madde halinde yazmış. Mehdilikle ilgili görüşlerini. Diyor ki Zahidül Kevseri gibi alimlerin bunun üzerine çok durmaları diyor. Dinin diğer konularını da bu usulle alıyoruz yani. Eğer biz bu usulle aldığımız bütün konuları reddedeceksek o zaman din diye bir şey kalmaz ortada. Evet. Bir kısmını alıp bir kısmını kabul edeceksek o zaman tutarsız olur insan. Diye bunun üzerine duruyorlar. Ama mesela halk sorarken o hale getirilmiş ki hocam. Halk dediğimiz bizim arkadaşlarımız yani. Kur'an'da var mı diyor direkt mesela. Tabii. Yani bu tip şeylere bir usul okutmadığımız gibi veya popüler kültürden Kur'an-ı İyon'un belki şu anda ciddi manada etkisi olduğunu görüyorum hocam. Tabii bununla ilgili tabii. neler demek istersiniz yani? Evvela şunu söyleyeyim. Bu Mehdi meselesi çok önemli dediğiniz gibi. Yani önümüzdeki programı veya ondan önümüzdeki sonraki programı yapabiliriz. Edebiliriz. Evet. Çünkü bizim cemaat yapıları ve liderlikle alakalı bir konu. Tabii evet. tabii. Şimdi şöyle bir şey oldu Hidayet Bey. Modern dönemde daha doğrusu Osmanlı'nın tarih sahnesinden çekilmesinden sonra İslam'la tarihi problemi olan çevreler, ülkeler, dinler... Evet. Müslümanlar üzerinde, ümmeti Muhammed üzerinde çok yönlü operasyonlar yaptılar. Evet. Yani yeri geldi ülkeyi fiilen işgal ettiler pek çok İslam ülkesi. Yeri geldi sömürgeleştirdiler pek çok Afrika ülkesi, Hindistan, Endonezya vesaire. Yeri geldi fikri işgallerle gerçekleştirdiler amaçlarını. Fikri işgal de şöyle oldu. Oryantalistler dediğimiz kitlenin, kadronun İslamiyet çalışmaları, İslam hakkında ulaştıkları sonuçlar, efendim oluşturdukları daha doğrusu neticeler, kurgulanmış neticeler, İslam dünyasına onların talebeleri vasıtasıyla veya kitaplarının çevrilmesi vasıtasıyla İslam dünyasına intikal etti. Özel çalışıldı yani. Elbette. Hangi noktaya nasıl bir operasyon yapılacağı çalışıldı diyorsun. Evet hocam. Evet. Yani bir kere... Alimler itibarsızlaştırıldı, evet, asıldı, kesildi, sürüldü vesaire. İlim müesseseleri kapatıldı. Evet. Efendim. Dolayısıyla halkın kafasında İslam algısını dönüştürmek çok mümkün ve kolay hale geldi. Medyayı da kullanarak tabii hocam. Her türlü mekanizmayı, resmi söylem öyle oldu Türkiye'de uzun yıllar boyunca tek parti dönemini düşünün. Bir imam figürünü düşünün, bir Arapça yazının kitleye nasıl takdim edildiğini düşünün, Arapça ezan okuyan müezzinlere nasıl hitap edildiğini düşünün, onlar hakkında oluşturulan imajinatif yapıyı düşünün. Arapça yazıyı gördüğü zaman insanların direkt kafasında bir çöl ve deve, başka bir şey yok yani. Sanki bu algı, çöl, deve, evet. Arapça, üç tane yan yana nokta. Evet, böyle sarıklı insan... Ruh yapısı bozuk, şehvetine düşkün, asla güvenilmez insan olarak hala Türk filmlerinde öyledir. İmam tipleri hala öyledir. Kekeme, konuşamaz. Evet. İşte paraperest, şehvetperest, ahlaksız, sinsi efendim, batıdaki papaz tipinin 180 derece zıttı. Batıdaki papaz... tiplemelerine bakın filmlerdeki papaz tiplemelerine. Saygın. Çok saygın, çok entelektüel, çok güvenilir, herkes tarafından itibar edilen,
asla ve kat'a yalan söylemeyen, kötülük nedir bilmeyen. Özel eleştiri yapabilen. Tabii. Yani öyle. Ama imam tiplemesine bakın Yeşilçam'da ve Türk filmlerinde 180 derece zıddıdır. Hatta şöyle bir haber okumuştum. Geçenlerde Twitter'da zannediyorum muhterem Mustafa Armağan nakletmişti. Bir gazete 1949-48 o yıllarda, belki biraz daha eski, bilmem nerede bir ilçede Arapça ezan okumaya kalkan meczup yakalandı. Ya. Meczup. Evet. Arapça ezan okuyorsa ruh sağlığı bozuktur, akıl sağlığı bozuktur. Bu meczuptur, delidir yani. Anormaldir. Ya. Arapça ezan. İmaj yani. Tabii, imajinatif söylem. Dolayısıyla bu ortamda din ve onun kaynakları, dini hükümler, din hakkında hüküm verecek kimseler yeniden dizayn edildi, yeniden kurgulandı ve yeniden kitleye takdim edildi. Hadis ve sünnetin üstü çizildi, itibarsızlaştırıldı. Hocalar, alimler, fetvalar, mezhepler itibarsızlaştırıldı. Elde bir Kur'an kaldı. İşte o operasyonun son aşamasıdır. Çünkü Kur'an, daha evvel nakletmiştik burada zannediyorum, Hazreti Ali Efendimizin tabiriyle لِأَنَّ الْقُرْآنَ حَمَّالٌ ذُو وُجُوهُ. Evet. İbn Abbas Hazretlerini haricilerle tartışmaya gönderirken ona Kur'an'dan delil getirme diyor. O da niye sorunca diyor ki çünkü Kur'an çok manalara ihtimalli, çok boyutlu, çok vecihli bir kitaptır. Dolayısıyla bakıyorsunuz bugün herkes kendi fikrini çok rahat Kur'an'a dayandırabiliyor. Yani Kur'an'da aslında sabit bir fıkhi sistem yoktur. Kur'an sadece ahlaki ilkeler verir diyen insan da Kur'an'a dayanıyor. Efendim, hadise gerek yok, Kur'an ayetlerinin hükmü bize yeter diyen de Kur'an'a dayanıyor. Yeni bir vahiy aldığını, kendisinin de peygamber olduğunu söyleyen kişiler de Kur'an'a dayanıyor. Ne bileyim, Ahmediyyun, Kadiyaniler, onlar da Kur'an'a dayanıyor. Yeni peygamber, evet. Evet ya, herkes, kendisini meşrulaştırmak isteyen herkes Kur'an'dan bir dayanak bulabiliyor kendisine. Usulü kaldırınca rahat bu sefer, evet, giriş kolaylaşıyor. Bu kitaptan nasıl istifade edeceğiz? Bu kitap bize nasıl rehberlik eder? Bunun sistemi, metodu nedir? Bu bir ilmi formasyon işidir. Bu ortadan kalkınca, Kur'an başucu kitabı olunca, bir ansiklopedi gibi başucu kitabı olunca, herkes açıyor birebir Kur'an'dan doğrudan ne anlıyorsa Allah'ın hükmü budur diyebiliyor. İşte bunun oluşturduğu bir karmaşa var. Bu karmaşa ortamında da bu bahsettiğiniz arıza ortaya çıkıp kendisine yer bulabiliyor. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir tefekkür ufku programının sonuna geldik sayılır hocam. Sonuna doğru geldik. Bu programımızda cemaat yapılarının denetlenebilmesi konusu üzerine durduk. Cemaat yapılarının denetlenebilmesi için cemaat liderlerinin etraflarında güçlü ilmi gelenekten gelen insanları bulundurması, kendilerini denetlemeye yoksa da yetiştirmesi. Yetiştirmesi ve aynı zamanda yine bu yapıların bozulmasının, savrulmasının cemaat yapılarının ana nedenlerinden bir tanesi de cahilleri, karizmalarını aldanıp cahilleri başkan edinmeleri, reis edinmeleri, sorgulamamaları üzerine hocamız durdu. Allah razı olsun. Hocam bu konu tabii biraz daha su götürür yani, bir konuşmak icap ediyor. Evet, yer yer. Yani nasıl konuşur, yeni alternatiflerle bu konuların konuşulması icap ediyor? Nedir yani? Çünkü tenkit etmek kolay ama önemli, evet, olan, evet, bir Kadı İyaz Hazretleri'nin bir sözüyle kapatmak istiyorum hocam. Kadı İyaz diyor ki el mu'minu yansahu ve yestur. Mümin nasihat eder veya hata örter. Vel faciru yuayyiru ve yunakkit. Facir ise ayıplar ve tenkit eder. Yani ayıplayıp, evet, tenkit etmek belki müminleri istifaf etmeye, onları hakir görmeye çok kadar bizi götürebilir. Allah korusun. Yani bir hem dua ederek, nasihat ederek veya nedir, doğrusu nedir ortaya koymaya çalışmak. Sizin gibi zatalarınız gibi böyle tecrübesi olan, hayatın içinde olan çok sorulara cevaplar veriyorsunuz hocam. Bu şekilde oluşuyor. Yani bir yöneliş var. Tabii gündemi tutan, gündemin nabzını tutan hocalarımızın tabii tefekkür ufkundan istifade etmek istiyoruz. İnşallah bir dahaki tefekkür ufku programında buluşmak dileğiyle. İnşallah. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın kıymetli dinleyenlerimiz.